AHK'lilerin yaşadığı dram aslında Türkiye'nin şu anda içine düştüğü hukuksuzluğun en can alıcı örneklerinden, en vahim örneklerinden bir tanesi. Ne yapmak lazım buna karşı? Yapıyor zaten KHK'lılar. Örgütlenmek lazım ve hukuki zeminde mücadele etmek lazım. Bu hukukun maalesef hemen hemen tamamen siyasetin vesayeti altına girdiğini biliyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önemli bir son aşama oluşturacağını düşünüyorum. Ama inanıyorum ki KHK mağdurları uğradıkları bütün maddi ve manevi zararları sonunda kazanacaklar. Ben yargılanıyorsam bir fiil, bir eylemimden, bir fiilimden dolayı ve ama aynı fiili hatta daha şiddetli ve daha açık olan yapanlar siyasi bağları nedeniyle yargılanmıyorsa bunun adı hukuk değildir. Mahkemelerin siyasi iktidara en doğrudan ve sert bir şekilde bağlı olduğu yani siyasetin vesayeti altında olduğu 3-4 ülkeden biri Türkiye. 180 ülke için. Yani dünyada en kötü durumdayız. Çözüm demokrasi. Bu kabus, Türkiye şu anda bir kabus yaşıyor. Bu kabustan çıkacak Türkiye. Çünkü devam etmesi mümkün. Merhabalar. Bugünkü konuğumuz eski AK Parti milletvekili Haluk Özdalga. İsterseniz ben biraz kendisinden bahsedeyim. Haluk Özdalga, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Daha sonra Demokratik Sol Parti'de siyasete başladı ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Bir süre Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yaptı ve 2007 seçimlerinde AK Parti'den milletvekili seçildi. 24. dönem milletvekili oldu. Bu süre içerisinde ise Türkiye-AB Karma Komisyonu parlamento üyeliği yaptı. 2013 yılında ise AK Parti'deki bütün sıfatlarını bırakarak partiden ayrıldı. Bildiğim kadarıyla, yanıltıyorsam düzeltebilirsiniz, şu anda İsveç'te. Doğru mu? Evet, evet. Hoş geldiniz Haluk Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bütün izleyicilerimize de selamlar, saygılarımı sunuyorum. Ekleyeceğiniz bir şey var mı söylediklerime? Yok, ben iki dönem parlamentoda görev yaptım. Bunun son kısmı bağımsızdı. Çevre Komisyonu Başkanlığı, bir de Türkiye Avrupa Birliği Parlamenterler Meclisi'nde başkan vekilliği yaptım. Dış ilişkilerle de epey uğraştım orada, çevre konularıyla. Şu an ne yapıyorsunuz? Şu anda benim kendi blogum var. Oraya yazılar yazıyorum. O kendi blogumdaki yazılar 3-4 tane değişik farklı sitelerde çıkıyor. Bunlar ağırlıklı olarak dış politika ile ilgili ama Türkiye'nin önünde duran değişik konularla ilgili yazılar da yazıyoruz. Türkiye'nin problemleriyle ilgili. Ayrıca işte benim bir kitap çalışmam var. Onunla uğraşıyorum. Bol bol okuyoruz. Türkiye'yi izliyoruz. O da epey zaman alıyor. Evet, kitap çalışmanıza sonra gelelim isterseniz. Ben tabii şöyle başlayayım sohbetimize. Geçen hafta yaptığınız bir sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandınız. KHK mağdurlarının önemli miktarda maddi ve manevi tazminat alma hakkı var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yolu denendi mi? Eğer o yola başvurulmadıysa topluca bu yola başvurmak gerekir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni bilen deneyimli hukukçularımız var. Böyle bir paylaşım. Buradan ne kastettiniz? Tabii şimdi o kısa bir Twitter mesajı, orada her şeyi yazmak mümkün olamıyor biliyorsunuz kısa bir Twitter mesajında. Tabii bu KHK'lilerin yaşadığı dram aslında Türkiye'nin şu anda içine düştüğü hukuksuzluğun en can alıcı örneklerinden, en vahim örneklerinden bir tanesi. Ve hukukun en temel ilkelerinin ısrarlı bir şekilde çiğnendiği çok vahim bir örnek. Ne yapmak lazım buna karşı?
yapıyor zaten KHK'lılar. Örgütlenmek lazım ve hukuki zeminde mücadele etmek lazım. Bu mücadelenin bir kısmı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. O son aşama tabii. İçeride yapılması gereken şeyler var. Ama içeride yapılan mücadeleye ilişkin olarak tabii önlerine konulan çok bilinçli bir şekilde dikilen engeller var bir taraftan. OHAL komisyonunun nasıl çalıştığını, ondan sonraki aşamada gelen idari mahkemelerin nasıl çalıştığını biliyoruz. Nasıl çalıştığını derken özellikle Türkiye'de hukukun maalesef hemen hemen tamamen siyasetin vesayeti altına girdiğini biliyoruz. Şimdi bu komisyonu tayin eden siyasi iktidar, yönlendiren siyasi iktidar biliyorsunuz değişik mahkemelerde hoşlarına gitmeyen bir karar çıktığı zaman HSYK tamamen siyasi iktidarın kontrolü altında hakimleri, savcıları değiştiriyorlar, atamalar yapıyorlar. Böyle bir durum var. Ama bütün bu süreç içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tabii içerideki hukuk yollarını tüketin diyor. Onun da farkındayım biliyorum ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önemli bir son aşama oluşturacağını düşünüyorum. Çünkü inanıyorum ki ben biraz uzayacak bu maalesef. Gönül isterdi ki bu kadar uzamasın ama inanıyorum ki KHK mağdurları uğradıkları bütün maddi ve manevi zararları sonunda kazanacaklar. Bu onların hakkı. Sizce bu hukuki mi olacak, siyasi mi olacak bu sürecin sona ermesi? Tabii ikisi beraber. Çünkü bugün Türkiye'de siyasetten bağımsız bir hukuk yok. Türkiye'nin en temel sorunlarından bir tanesi Türkiye'de hukukun siyasetin vesayeti altına girmiş olması. Dolayısıyla Türkiye'de bir tabii bu işin siyasi başarıya götürülmesi gerekiyor. Siyaseten bir Türkiye'de hukuka bağlı, adalete bağlı, demokrasiye bağlı bir iktidarın yapılacak ilk seçimlerde iş başına gelmesi gerekiyor. Göreceğiz bu olacak mı, olmayacak mı? Belki şu anda bir güçlü ihtimal olarak görünüyor. Arkasından da çağdaş dünyada olan hukuk düzeninin işletilmesi lazım. O işletmeye başladığı zaman zaten bu haklarını alacaklar. Maalesef biraz gecikmiş olarak da olsa diye düşünüyorum. Çünkü hem sayı çok yüksek bir taraftan KHK mağdurlarına olayına baktığınız zaman hem de bir de hukukun evrensel hukukun en temel ilkelerinin insanlık tarihinin binlerce yıllık insanlık tarihinin içinden süzülerek gelmiş hukukun en temel ilkelerinin kaba şekilde ihlal edildiği, tanınmadığı, ezildiği bir örnek var karşımızda. Mesela işte kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi hukukun en temel ilkelerinden bir tanesidir. Bunun tekrar tekrar defalarca ihlal edildiğini görüyoruz. Bir fiilin ceza olabilmesi için kanunda onun gösterilmiş olması, tanımlanmış olması gerekir. Bu yok. Yargı kararı bir başka evrensel ilke. Yargı kararı kesinleşene kadar insanlar masumdur. Suçlu değildir ve suçluymuş gibi bir işleme tabi tutulamaz. Hukuk tarihinin bir başka temel ilkesi. Yasalar bir başkası yasalar kişilere göre farklı uygulanamaz. Eğer ben yargılanıyorsam bir fiil, bir eylemimden, bir fiilimden dolayı ve ama aynı fiili hatta daha şiddetli ve daha açık olan yapanlar siyasi bağları nedeniyle yargılanmıyorsa bunun adı hukuk değildir. Bunun adı hukuk değildir. Bir başka ilke bunlar kanun hükümleri değil, bunlar hukukun insanlık tarihinin bulduğu, vardığı, ulaştığı en temel ilkeler. Yapıldığı tarihte suç oluşturmayan bir fiilden dolayı insanlar daha sonraki tarihlerde o fiil suç kabul edilse bile cezalandırılamaz. Böyle bir hukuki uygulama olamaz.
Zaten KHK olayı Türkiye'de hukukun maalesef ayaklar altına, bağımsız yargının alındığının en çarpıcı örneklerinden biri. Evet, hukuk, burada bir evet, söze girmek istiyorum. Buyurun. Evet, buyurun buyurun. Ben belki uzun konuştum. Estağfurullah. Şimdi geçen hafta çok fazla gündeme geldi. Bu Mehmet Ağar'ın, Sedat Peker'in iddiaları Mehmet Ağar'la alakalı. Mehmet Ağar da Sözcü Gazetesi'ne yaptığı röportajda şunu söyledi. Ben her ne yaptıysam devletimin bilgisi dahilinde yaptım. Şimdi ben de KHK'lıyım ve mesleğim icabıyla çok sayıda KHK'lıyla da temas ediyorum. Şimdi bu KHK'lı arkadaşların en büyük sorunlarından bir tanesi işte sendika üyeliği, Bankasya hesap açması, işte gazete dergi aboneliği ve işte çocuklarının o dönemdeki cemaat okullarına yazdırılması. Şimdi bunlar da devletin bilgisi dahilinde olmuyor mu? Biz de böyle bir savunmayla bu işin içerisinden çıksak ne dersiniz? Tabii. İşte biraz önce söyledim. Yasalar kişilere göre bir kere farklı uygulanamaz. Ben size söyleyeyim. Benim şahsen tanıdığım, gayet tabii burada size isim isim söyleyemem ama benim bir özelliğim yok. Bunu herkes biliyor. Medyada da çıktı zaten. Onlarca, yüzlerce AKP'li var. AKP'li milletvekili ve başka görevler yapan siyasetçi var. Çocukları o okula gitmiş, o okullara gitmiş. O bankalara para yatırmış. Şimdi bunlardan bazılarına yaptırım uygulanıyor, müeyyide uygulanıyor, bazılarına uygulanmıyor. Şimdi bu hukukun olmadığı yerde ne vardır? Keyfi yönetim. Onun adı keyfi yönetimdir. Hukuk zaten onun için vardır. Yani keyfi yönetimden kurtulmak isteyen insanlar kendilerini hukuka teslim eder. Şimdi Türkiye'de hukuk bitti, keyfi yönetim var. Türkiye'deki fiili durumu ve bunu sadece bizim böyle eleştirilerimizle değil, bütün dünya görüyor. Bütün dünya görüyor bakın. O kadar çok örneği var ki bunu ben size bir tane vereyim. Çok önemli bir kurum vardır. Dünya Adalet Projesi diye. Dünya Adalet Projesi diye. Bu kurum her sene dünyadaki bütün ülkelerle ilgili o ülkede hukuk ne durumda, adalet ne durumda diye rapor yayınlar. Şimdi birkaç ay önce, 2-3 ay önce Dünya Adalet Projesi en son raporunu yayınladı. Ben ayrıntısına girmeyeyim, o raporu okudum. Çok kriter var orada, çok ölçüt var ama önemli ölçütlerden bir tanesi ceza mahkemelerinin ve sulh mahkemelerinin, sulh ceza mahkemelerinin, iki tane yargı mahkemesinin siyasi iktidarlardan bağımsızlığı. Buna göre dünya ülkelerini sıralamışlar. Dünyada 180 civarında ülkeden bahsediyoruz. Dünya ülkesinden bahsediyoruz. Mahkemelerin siyasi iktidara en doğrudan ve sert bir şekilde bağlı olduğu, yani siyasetin vesayeti altında olduğu 3-4 ülkeden biri Türkiye'yi, 180 ülke için. Yani dünyada en kötü durumdayız. Şimdi Orta Doğu ülkeleri, ben Avrupa'ya örnek vermiyorum. İtalya, Fransa, Almanya, onları unutun, geçelim. Şimdi bizim bölgemizdeki, Orta Doğu'daki ülkelerin çok büyük çoğunluğu hukuk ve mahkemelerin bağımsızlığı açısından Türkiye'den daha iyi. O duruma geldi Türkiye. Evet. Siz de AK Parti'de siyaset yaptınız. Geldiğimiz noktayı hayal kırıklığı olarak değerlendiriyor musunuz? Valla ben AK Parti'de siyaset yaparken galiba en açık konuşan kişilerden bir tanesiydim. Ve 2011'den sonra parti yanlış yola girdiği andan itibaren açık açık konuştum, yazdım. Her konuda fikirlerimi söyledim. Zaten birkaç arkadaş istifa ederek ayrıldık. Çünkü bizi ihraç etmek istediler. Biz de zaten yolumuzu çizmiştik, ayrıldık. En başta hemen söyleyeyim ben. Pek çok konuya itiraz ettik. Mesela yapılan o dış politikada Suriye Savaşı, Mısır politikası, ben onları açık bir şekilde eleştiriyordum. Ama en önemlisi bunlardan başkanlık sistemiydi.
başkanlık sistemi biliyorsunuz ilk defa 2011 seçimlerinden sonra söz etmeye başladı AKP'nin yöneticileri. O 2011 seçimi neydi? Hangi seçimdi? Ustalık. Çıraklık. Evet. Çıraklık. Öyle bir slogan vardı. Çıraklık, kalfalık ve ustalık. 2011 seçimiyle ustalık süreci başlayacak seçim kampanyasında. O güzel bir slogandı. O sloganı bulan da o sloganı ilk defa söyleyen de ben onu da bu arada parantez açarak hakkını teslim etmiş olmak için söyleyeyim. Polatlı'da, Ankara'nın Polatlı ilçesinde çarşıda bir küçük esnaftı. O küçük esnaf söyledi ilk defa. Spontan bir şekilde, kendiliğinden bir şekilde AKP'ye oy verecek bir esnaf. O seçimde %50 oy almıştı AKP biliyorsunuz. Şimdi ustalık dönemi başladı. Ustalık dönemiyle beraber AKP'nin kendi çıkışına, ilk programına, ilk söylemine tamamen aykırı bir şekilde başkanlık sistemine geçiş için konuşmalar, bir takım ifadeler gelmeye başladı partinin üst düzey sözcülerinden. Ben onlara açık bir şekilde karşı çıktım. Yazarak, konuşarak, demeç vererek başkanlık sisteminin, ki o zaman konuşulan başkanlık sistemi şu andaki garip başkanlık sistemi, yani garip derken dengesi olmayan, denetimi olmayan, hiçbir kurum tarafından denetlenmeyen ve millet meclisinin yetkilerinin neredeyse sıfıra indirgendiği bir başkanlık sistemi değildi. Daha genel bir çerçeve içinde konuşuluyordu. Ona bile ben çok açık bir şekilde, sert bir şekilde karşı çıkmıştım. Çünkü Türkiye'nin geleneklerine uyan bir sistem değil. Eğer o sisteme giderse Türkiye bir despotik yönetime kayar endişesiyle benim söylem yazılarım var. Vesaire. Onlara yanlış adımlar atıldığı sürece ben açık bir şekilde karşı çıktım. İlk günden itibaren. Evet, şimdi tekrar başa dönelim isterseniz. Evet. Attığınız tweet'e. Burada diyorsunuz ki çok iyi hukukçularımız var. Avrupa mevzuatını bilen, AİHM'yi bilen. Ben de size şunu söylüyorum o zaman. Benim gördüğüm KHK'lılar gününü kurtarma derdinde. Her gün nasıl kazanırım, nasıl aç uyumam, günübirlik işlerde çalışan birçoğu insanlar. Bu insanlar nasıl bu hukukçulara ulaşsın? Ne yapması lazım? Ne tavsiye edersiniz? Şimdi şunu söyleyeyim. Tabii beraber olmaları lazım. Örgütlenmeleri lazım. Çalışmaları lazım. Bu arada bir hususa işaret etmek istiyorum. Tabii sizin de çok iyi bildiğiniz gibi ve KHK'lı mağdurların arkadaşların da eminim en azından çoğunun çok iyi bildiği gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kuralı var. Önce iç hukuk yollarını tüketin diyor. Ama şöyle bir kuralı daha var. Eğer o iç hukuk yollarının tüketilmesi makul bir süreyi aşarsa, bunu anlatırsanız karşı tarafa, bakın iç hukuk yollarını biz tüketmek için şu kadar zamandır uğraşıyoruz ama olmadı. O zaman dosyayı ele alabiliyorlar. Bu nasıl yapılır? Tabii burada tecrübeli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin işleyişini, çalışma usullerini bilen hukuk desteği, hukukçu desteği alarak. Bir de şöyle bir durum var Haluk Bey. Türkiye'de hükümetin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürecini tıkadığına yönelik iddialar var. Yani oradaki komisyonun çalışma hızını yavaşlatmaya yönelik ya da işte önemli dosyaları gerileme, öteleme, önemsizleri önceleme gibi Türk hükümetinin burada böyle bir kulis çalışmaların yaptığı ve bu çalışmalar da başarılı olduğu yönünde iddialar var. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Tabii onu yapıyorlar. Bizim iktidar, Ankara'daki iktidar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne gitmesini engellemek için, geciktirmek için çalışıyor. Bunu yapıyorlar. Ama yapacak şey burada mukabil bir harekette bulunmak. KHK'lıların da örgütlenerek kendi ağırlıklarını
hukukçu desteği alarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni ve işleyişini iyi bilen hukukçuların desteği alarak çalışması gerekiyor, çabalaması gerekiyor. İktidar yapıyor bunu. Maalesef. Evet. Yazılarınızı ben takip ediyorum. Genelde vurgu şey üzerine, Türkiye'de hukuk devleti kalmadı. Yazılarınızın ana fikri bu mu sizce? Evet, dış politikayı sadece geride bırakırsak, dış politika konusunda uzmanlığınız var, oraya geleceğim biraz sonra. Ha. Ama Türkiye siyasetiyle ilgili yazılarınızın özünde bu mu var son zamanlarda? Birisi o var. Bir önemli boyutu daha var. Ben iktisatçı değilim ama ekonomiyi de takip ediyorum. Kısaca ona da söyleyeyim. Hukuk, biraz önce söyledik. Artık Türkiye'nin kendisini Avrupa ile kıyaslamaktan, hukuk açısından en azından vazgeçsin, dünyaya baksın. Dünyada en kötü durumda. Ama şimdi bir de şey var, ekonomi var. Şimdi ekonomiye baktığınız zaman Türk ekonomisi 2013'ten beri, 2013-2020 arasında 8 sene, dünyada böyle bir ekonomi yok başka. 8 sene istisnasız her yıl fakirleşti. Yani bu dünyada bunu ölçmenin tek bir yöntemi var, biliyorsunuz en güvenilir yöntem kişi başına gelir. Onu da dolarla ölçeceksin eğer bir dünya kıyaslaması yapacaksan veya bir başka ortak para birimiyle, ki genellikle dünya dolar kullanılır. Bakın, Türkiye'de 2013 yılında kişi başına gelir $12,600. $12,600. Geçen sene 8.600 dolara indi ve 2013'ten 2020'ye kadar, benim tahminim bu sene de bir düşüş yaşayacağız dolar bazında. Ama 2020'ye kadar her sene istisnasız fakirleşti halk. Ve 8.600 dolara geldik. Avrupa'nın en fakir ülkesi olduk, öyle değildik. Bulgaristan, Romanya bizim gerimizdeydi, bir hayli gerimizdeydi komşularımız. Onlar bile bizi geçti. Ve Türkiye gibi 7 sene üst üste fakirleşen bir başka ülke yok. Birincisi bir başka, benim birkaç defa vurguladığım husus bu. Bir başkası da bununla beraber bir de aynı kötüleşmeyi şeyde de gördük. Düşünce özgürlüğü, medya özgürlüğü. Şimdi kısa bir süre önce sınır tanımayan gazeteciler örgütü var. Siz gazeteci olarak iyi bilirsiniz o örgütü. Onlar da biraz önce bahsettiğim Dünya Adalet Projesi'ne benzer basın özgürlüğü, dünya ülkelerindeki basın özgürlüğüyle ilgili raporlar yayınlıyor, yıllık raporlar. Yeni kısa süre önce, bir ay kadar önce yayınladılar. Orada da Türkiye'nin durumu diplerde. Yani ben artık şöyle söylüyorum, Türkiye hem basın özgürlüğü açısından hem hukuk devleti açısından 5. sınıf bir ülke haline geldi. Evet, ne çözüm ne? Efendim? Çözümü sorayım hemen. Çözüm ne? 5. sınıf ülkeyi lafını özellikle seçtim. Lafın gelişi söylemedim. Şöyle, baktığımız zaman dünyanın bütün ülkelerini 5, 1. 2. 3, 4, 5 sınıfı ayırdığın zaman en iyiden en kötüye doğru, hem hukuk devletinde hem düşünce ve medya özgürlüğünde en alttaki 5. grupta Türkiye, 5. sınıfta. Çözüm demokrasi, hukuk umudunuz devleti. Umudunuz var mı? Türkiye çıkacak mı işin içinde? Bu kabus, Türkiye şu anda bir kabus yaşıyor. Bu kabustan çıkacak Türkiye. Çünkü devam etmesi mümkün değil. Devam etmesi mümkün değil. Bir de bu ekonomi, işte hukuk devleti dedik, düşünce özgürlüğü, ekonomi sürekli düşüyor. Böyle bir 8 sene üst üste düşen ülke ben bulamadım. Bir de şeye baktığınız zaman, şimdi bu tablo olumsuz bir tablo, dış ilişkilerine baktığınız zaman, çok kısa söyleyeceğim, fazla girmeyeceğim ayrıntıya, Türkiye hiç bu kadar ürkütücü bir
tecrit içine girmemişti. Orta Doğu'da hemen hemen herkesle kavgalı. Öyle mi? Avrupa'yla ve Batı'yla, Amerika'yla da ilişkileri son derece kötü. Böyle bir tablo var. Bu değişecek, bu böyle gitmez. Bu sürdürülebilir bir görüntü değil, durum değil. Evet. Şimdi dış politikadaki uzmanlığınız da var sizin. Ben bu konuyu da soracaktım. Siz hemen cevap verdiniz. Şimdi 2013 yılından beri düşünürler, siyasetçiler, gazeteciler Türkiye'deki sürecin sürdürülemez olduğunu sürekli gündeme getirdiler. Ama sürdürebilmeyi başardı. Yani kötülük döngüsü yarattı iktidar. Evet. şimdi bu öngörünüz de tutmazsa, öngörülerimiz de tutmazsa ne olacak? Daha kötüsü ne diyeyim ben size? Yani bu durumdan daha kötüsü var mı? Şimdi gelecekle ilgili kehanette bulunmak o imkansız bir iştir. O benim işim değil, ben yapamam onu. Ama Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu durum sürdürülebilir değil. Çıkacak bu kabustan. Ne zaman, nasıl çıkar? Şimdi ona burada girmeyelim. Evet. Ama çıkacak bu kabustan. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Ekonomimiz devamlı kötüleşiyor. Hukuk bitmiş. Basın özgürlüğü yok. Herkesle kavgalısınız dışarıda. Herkesle kavgalısınız. Bunun sonunda ne olur? Ne olur? Hep beraber yaşarsak göreceğiz. Ama o sürdürülebilir bir durum yok. Evet. Bu kadar, hiç bu kadar ağır bir kriz içine girmedi Türkiye. Cumhuriyet tarihi boyunca. Sadece çok parti değil, yani 50'den sonrasından bahsetmiyorum. Şimdi Türkiye hukuk baktığınız zaman Türkiye'de mükemmel işleyen bir hukuk olmadı, daha önce de olmadı. Doğru. Aksak işliyordu. Birçok sorunlar vardı ama bu kadar kötü bir duruma düşmedi hiç. Türkiye'de yargı ve hukuk siyaset tarafından bu kadar katı ve sert bir şekilde vesayet altına alınmadı. Askeri rejimler sırasında bile. Askeri evet. Rejimler sırasında bile. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz konular varsa buyurun. Yok, çok teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için. Bütün izleyicilerimize bir kere daha selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkürler. Dilinize sağlık. Teşekkür ediyorum.